Evet sevgili dostlarım, şimdi sıradaki videomuzda bu AppSettings.js'inden bahsetmek istedik. Burada şöyle bir şey var. AppSettings.js'in içinde connection string yani SQL server'ımızın bilgilerini gireceğiz. Ama öncelikle bilgisayarımıza bir tane SQL server, Express olur, bir şey olur yükleyelim. SQL server'ımız hazır olsun diye buradan giriyorum. SQL Express daha önce yazmış idim. Buradan geliyorum. SQL Server. Download indirmeleri. Bunları açtım. Açtım. Geliştirici değil. Express'e. Basalım. Express'i yüklüyorum şu anda. Evet geldi. Yükle diyorum. Basic yapıyorum. English'ten devam et diyor. Evet. Accept yapıyorum. Bu yüklensin. Şimdi bunu şimdilik lokalimizde yapacağız. En son artık API'miz tamam olduktan sonra ama Amazon'dan ya da Microsoft'un kendisinden bir tane bulut servisten bir tane sunucu, deneme sunucu açarız bir aylık. Onun içine bir tane SQL Server yükleyeceğiz. Normal şartlar olarak yani hani Express değil. IIS kuracağız. Bütün şeyleri, paketlerini yükleyeceğiz. Gerekli işlemleri yapacağız. Orada uygulamamızı oluşturacağız. Ben sizi bu kadar bekletmek istemiyorum. Bittikten sonra devam edeceğim. Burada duraklatıyorum videoyu. Evet şu anda yüklendi. Şuradaki en baştaki connection string'i alıyorum. Bu bizim için gerekli. Şurada bu kopyalama galiba. Kopyala dedim. Evet copy et diyor. Tamam çok güzel. Bu şeyi SQL Server'ı kullanabilmemiz için SQL Server Management Studio'ya ihtiyacımız var. Bunun için de şurada install SSMS diyor. Basıyorum. Bakalım nerelere götürecek bizi. Çok güzel. Tamam çok güzel. Burada download diyor. Download SQL Server Management diyor. Bla bla. Tıkladık. İniyor. Tamam bunu da yine duraklatacağım. Sizin vaktinizden çalmayacağım. Bitince devam edeceğim. Ama bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz önce kopyalamıştık zaten. Şuna tıkladım. Fatih Joe'ya. Geldim. App Settings diyor. App Settings'e bastım. Pardon, ilk kere basacağım. Stüdyo koddan alışmışız. Geldim buraya. Bir tırnak açtım. Zaten kendisi yazdı. Connection Strings diye. Şöyle bir iki nokta üstte bu JSON verisi açtım. Girdim içine. Yapıştırdım kodumu. Server.log. Bunun başına da tabii ki de isim koyacağız. Diyeceğiz ki buna ne diyelim? SQL Server diyelim. Neden SQL Server dedim? Ya buna Ahmet Mehmet de diyebilirsin tabii ki de. Hiçbir şekilde bir ziyanı yok. Buna ben diyebilirim ki SQL Server Dev diyebilirim. Yani hani development kısmında bunu kullan, production'a aldığımda başka bir sunucuyu kullan diyebilirim. Veya bazı arkadaşlar var yapabiliyorlar. Bu daha güzel, daha kolay bir yöntem. Hani baştan uğraşıyorsun ama sonradan çok işine yarıyor. Bu App Settings'in altında bir tane Development. Şurada zaten var. Veya Production diye oluşturuyor. Ha, biz şimdi oralara girmeyeceğim ben şu anda. Ne yaptık? Server diyor. Localhost adresi verdi. /// SQL Express şekline ulaşıyor. Database Master. Bunu değiştireceğiz birazdan. Trust Connection. True demiş. Herhangi bir şekilde kullanıcı adı şifre vermemiş. Çünkü oluşturmadık. Bu şekilde bağlanabiliriz. Ama Master değil. Birazdan oluşturacağımız uygulamamıza ait yani veri tabanına bağlanacağız. Şu indirme bitsin. Tekrardan devam edelim. Evet dosyamız indi. Giriyorum. SSMS setup tıkladım. Bakalım karşımıza neler gelecek. Muhtemelen bu da biraz vakit alacak. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Install diyorum. Evet hayır sorusu çıktı. Onayladım. Yükleniyor. Tamam yüklensin. Sonradan devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi bitti bu. Close diyorum. Bir açalım bakalım ne var? SSMS yazıyorum buraya. SQL Server Management Studio açtım. Açılıyor. Bakalım neler var. Ne var ne yok görelim. Bu stüdyo sizin SQL Server bilgisayarınızda 2019, 2016, 2014 hepsi kurulu olabilir. Hepsini kapsayan bir şey orada. Kendisi seçer. SQL Express'i seçtik biz zaten. Database Engine.
Windows Authentication. SQL Server dersek SQL Server'ımız boş. Ellemiyorum. Windows diyorum. Connect diyorum. Tabi bağlanamadı. SSL Provider diyor. Tamam. Trust diyelim o zaman. Connect dedim. Bu şekilde bağlanacak. Bir database kısmı var. Girdim buraya. Burası boş. Ben buraya database'in üzerine sağ gelip sağ tıklayıp pardon. New database diyorum. Bunun adına da Fatih Joe DB diyorum. Güzel bir tane veri tabanı açtık. Buna da herhangi bir tablo oluşturmuyorum. Çünkü neden? Zaten bizim ORM yapısındaki bu Entity Framework'ün olayı bu. Sen diyor bana veri tabanını oluştur. Gerisine diyor karışma. Mesela ben bunun properties'ine bakalım. Şurada bir yerde tam şeyini bilmiyorum. Yerini bilmiyorum. Beraber bakalım. Gezelim biraz. Burada bir yerde SQL için, bizim hani bağlanmamız için bir tane connection string olacak. Muhtemelen yok burada. Bir connection properties diyorum. Tıkladım. Bunları veriyor bize. Connection string gelmedi. Önemli değil. Hiç önemli değil. Pardon. Bunu birazdan AppSettings.json'da bununla ilgili işlemleri yapacağız. Yine de bakıyorum. Hiçbir şey yok. Muhtemelen ben bulamadım. Önemli değil. Veri tabanımızı oluşturduk. Şimdi buradan tekrardan dönüyorum. Server localhost SQL Express database diyorum ki Fatih Joe DB. Bunu bu şekilde kaydettim. Connection string'i. Buraya bir şey daha ekleyeceğim. Token için bir şey ekleyeceğim. Şöyle bir şey. Ben size token'dan biraz bahsedeyim. Token nedir? JWT. Token kullanacağız. Bu bizim yetkilendirme için. Normal web sayfalarında nasıl bir session vardır, oturum vardır. Burada öyle bir şey yok. Baştan, en başta bir kere login olursun. Sana API bir tane, bizim hazırlayacağımız API bir tane token verir. JWT token olarak verir. Mesela yazalım JWT token yazalım. İnternetim gitmiş bu arada sanırım. Bağlanıyor diyor. Bağlanır mı bağlanmaz mı bilinmez. Önemli değil. JWT token şöyle bir şey. Bize kendi algoritmasıyla bir tane JSON token oluşturuyor. Bunun içinde neler var? Oluşturucu var, şifresi var, key'i var. Ne yapıyor bu JWT token? Ya şöyle bahsedeyim. Yine Excel'den yürüyeceğim. Açtım. Dedim ki ya normalde ne yapıyoruz biz? İşte bir herhangi bir forum, Facebook veya herhangi bir sosyal medya sitesine girdiğimiz zaman bize web olarak ne yapıyor? Bize bir oturum açıyor. Aslında API'de sistem bu şekilde ilerlemiyor API işleminde. Bir tane ilk girişte login olursun. Login'den sonra sana bir tane token verir. Bu token'ın bir süresi vardır. Her API'nin kararına bağlı olarak. Biz bir hafta yaparız, bir ay yaparız. Ya bir yılda yapabilirsin veya süresiz de yapabilirsin. Önemli değil. Bu token'ı verir. Ben sonrasında işte get sorgusu yaparım. Derim ki işte users all derim. Bana bütün user'ları ver. Ama bunu ben token'dan istediğim şeyi pardon API'den istediğim zaman der ki bana API. Ya kardeşim sen kimsin? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bana bunu verirken yanında header olarak başlık olarak bir tane token ver. O token bana da der ki bu zaten EE ile başlar token. Hatta bakalım internetimiz de gelmiş. Bana bir tane token verdiler. Bu tokenın içinde bazı şeyleri sorgular. Der ki işte bunun içinde security key var. Benim vermiş olduğum, AppSettings'te belirtmiş olduğum şeyle aynı mı? Ne bileyim oluşturucu aynı mı? Audience aynı mı? Diye bakar. Onun içinde aynı şekilde bununla beraber token'ın içinde senin ID'in yer alabilir, ismin yer alabilir. Ben canım ne istiyorsa onu veririm. Ben e-mailini yazarım senin. Efendime söyleyeyim, oluşturulma tarihini yazarım, departmanını yazabilirim, her şeyi yazabilirim. Ama API her sorguda authorization yetki olan her sayfanın içinde benim istediğim yerlerde bu token'ı ister. Senin rolün de olur. Sen eğer mesela bunu sadece bütün kullanıcıları getir bir adminin yapabileceği bir şeyse sana der ki 401 verir. Sen
Evet, token'ın var. Sen bize aitsin. Sen bizim elemanımızsın ama senin böyle bir şey yetkin yok kardeşim. Bunu diyebilir. Token tamamen bununla alakalı bir şey. Bu token'ı her yerde kullanacağız. Bu JWT zaten şu anda genellikle kullanılan token. Çoğu yapı bunu kullanır. Biz de aynı şekilde bunu kullanacağız. Ve bunun için App Settings'te birkaç ayar belirtmemiz gerekiyor. O da nedir? Token yazıyorum. Token'a girdim. Dedim ki bir tane şöyle yaptım. Bunu dedim veren kişi, sağlayıcı kişi dedim atıyorum. Fatih Joe Company dedim. Hatta Joe'yu sildim. Fatih Company dedim. Ondan sonra bir tane daha belirttim. Audience dedim. Kuruluştan bahsediyorum. Yani buradaki batı oluşumdan bahsediyorum. Fatih Joe dedim ona da. Aynı şekilde. Geçtim. Bir tane de Security Key belirttim. Çünkü bu hashing yaparken bu key'e ihtiyacımız var. Ben bir tane buraya key belirteceğim. Diyeceğim ki My Security Key diyorum. Buna biraz önce şeyden bahsediyordum. Ara sıra kesintiler oluyor olabilir. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama gürültü oluyor. Ama bir dış etmen oluyor. Dış mihrak oluyor. O yüzden değişebiliyor. My Security Key. Hadi doğum yılımı yazdım. Şimdi bunu neden yazdık My Security Key? Aslında özellikle bu üçünü birden aslında kontrol ettireceğiz. Bunu program CS'de zaten göreceksiniz. Bu App Settings JSON nedir? Program yaşam döngüsündeyken çalışırken bu API her sene build almayalım diye buraya bir şeyler yazıyoruz. Ama bazı dış uygulamaların business katmanının bağlandığı başka ERP sistem olabilir. Bunların IP adresini, şifresini de yazabiliriz. Ki kaldı ki bunlar değişirse yarın öbür gün server'a bağlanıp direkt hemen bunu not defteriyle açıp değiştirebilelim diye. Yoksa bu değişkenleri şeyin içine de atabiliriz. Bağlantıların içine de atabiliriz. Ama bu sefer her seferinde ne olacak? Müşteri aradı. Ya benim SQL şifrem değişti. Ya benim ERP şifrem değişti. Şirket değişimi oldu. Bilmem ne oldu. Dediği zaman tekrar tekrar build almakla uğraşmayalım diye. Bana göre böyle. Ha, vardır bir iki tane profesör çıkıp da diyebilir. Hayır, teorik olarak başka bir şey diyebilir ama pratikte bana göre tamamen böyle. Siz de bence bu şekilde bunu kabullenin. Bunları neyde kullanacağız? Birazdan yani daha sonraki videolarda program CS'de zaten bunları çekerken olayı anlayacaksınız. Bu My Security Key baştan uyarayım. Mesela SHA yani SHA 256-128 bit şifreleme yapılırken belki bize diyebilir ki ya bu kısa daha uzun yaz diyebilir. Daha uzun bir şeyler yazabiliriz. Karakter isteyebilir. Şimdilik böyle bırakıyorum bunu. Bunu da kaydettim. Geldim Excel'ime. Burada bir şeylerden bahsetmiştik. Sayfama dönüyorum. App Settings.js'ından bahsettik. Şu anda buna da 5 diyorum. Daha da bence burada bitirelim. Çünkü program CS başlı başına başka bir dünya. Bir 5-10 dakikada ondan bahsederiz. Sonrasında artık yavaş yavaş modellerimize, kendi uygulamamıza girer, ilişkilerimizi yaparız. Her şeyin bu şekilde hızlıca çözüldüğünü görürüz. App Settings, pardon, AppDB Context'ten bahseder. Migration'ımızı alır, veri tabanımızı oluştururuz. ORM'nin, Entity Framework'ün aslında ne kadar kolay. Artık SQL ile uğraşmaya gerek yok. SQL tek tek yaz, select, into, inler, joinler, right joinler bunlarla uğraşmaya artık gerek olmadığını he var. Nasıl var? İlla ki bize lazım olacak ama bunları yazarken o mantığı bilmek yeterli. Mantığı bildiğimiz için LinQ sorgularında, LinQ'larda bize kolaylık sağlayacak ama hiçbir şekilde SQL yazmayacağız. İşin kolaylığı burada, işin güzel tarafı burada. Dediğim gibi IIS kurduktan sonra bir bulut sunucuda burada bizim şifrelerimiz olacak. Userlarımız olacak. Başka şeylerden bahsedeceğiz. Hepsine sıra gelecek. Lütfen acele etmeyin. Sindire sindire yavaş yavaş gidelim. Sevgili Romalılar. Sonrasında uygulamamızı çalıştıralım. API'mizi bir an önce bitirelim. React Native ile güzel bir mobil uygulama yazalım. Hatta onu da Play Store'a atalım. Benim şu an Play Store hesabım var. App Store hesabım yok. Olanlar App Store'a da atsınlar. Onu da son raddesine kadar göstereceğim. Kaç video sürecek bilmiyorum ama bu işin sonunda
Bazı şeyleri idrak etmiş olacaksınız. Bazı şeyleri kafanızda canlanmış olacak. Hani bahsettiği gibi, he, anladım diyebileceksiniz. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Acele etmeyelim. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. 5 dakika, 10 dakika. Hadi bilemedin 15 dakika. O yüzden canınızı da sıkmamaya çalışıyorum. Şimdi 40 dakikalık video yapsam bu sefer konuştu da konuştu olacak. Yeri saracaksınız. Aradaki şeyleri kaçırmış olacaksınız. Ben sadece gerekli yerleri anlatmaya çalışıyorum size. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ama abone olun. Lütfen abone olun ya. Abone olun da size bildirim gelsin. Kaçırmayın. Sıra sıra gideceğiz. Merak etmeyin. Belki şu anda yeni izliyor olabilirsiniz. Ben de çünkü çektikçe YouTube'a atıyorum. Hani bunun devamı yok mu diye şey yapmayın. Takip edin. Devamı gelecek. Her gün çekiyorum. Devamı gelecek her şeyin. Bunu bitirdikten sonra .NET'in, C#'ın başlangıcından, algoritmadan, programlama nedir, yazılım nedir, bunlardan başlayacağım. Değişkeninden döngüsüne hepsini anlatacağım. PHP'de anlatacağım, React'te anlatacağım, JavaScript'te ya bildiğim ne varsa anlatacağım. İsterse 500 video sürsün. Ben bildiklerimi bir sonraki nesile aktarmaya niyetliyim kardeşim. Aktaracağım. Teorik değil. Ben size burada mülakatı hazırlamıyorum. Ben sizi gerçek dünyaya hazırlıyorum. Mülakat falan değil. Mülakatı yaptın baştan. Sonra işe girdin. Kim yapacak bu işi? Ehliyeti aldın. Arabayı ehliyet mi kullanacak? Hayır. Siz kullanacaksınız. Ben size burada araba sürmeyi öğretiyorum. Ehliyet vermiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.